Hoş geldiniz. Yavaş yavaş girişler oluyor. Biraz sonra başlayacağız canlı yayınımıza. Hop. Evet, yavaş yavaş artıyor sayımız. Evet, saatlerimiz 21'i gösteriyor. Hepiniz hoş geldiniz. FDM platformu olarak canlı yayınlarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat maalesef içimiz buruk olarak devam edeceğiz. Çünkü ülkemiz çok büyük bir felaket atlattı. Ve maalesef yaşadığımız bu deprem sonunda çok büyük kayıplarımız var ve yas süreci içindeyiz. Yasımız hala devam ediyor. Şanlıurfa merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız aynı günde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcı sonuçları maalesef yüreğimizi kan ağlattı. Çoğumuz aile üyelerimizi, sevdiklerimizi, annemizi, babamızı, kardeşimizi, eşimizi, dostumuzu kaybetti. Ve bundan dolayı şöyle elimde tutayım. Ve bundan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz, yas içindeyiz. Zaten devletimiz de o hal ilan ederek ulusal yas ilan etti. Elbette içimiz çok buruk fakat hayat devam ediyor. O yüzden biz de FDM platformu olarak canlı yayınlarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu akşam çok değerli hocamız, platformumuzun kurucusu sevgili Emre Ziya Yazgan hocamızın ağırlıyoruz. Sevgili hocamız maraton programları hakkında bizleri bilgilendirecek. Mart ayında gerçekleşecek bu maraton programı nedir? Maraton programlarında ne gibi yardımlar alıyoruz? Ve kişisel gelişim alanında bizleri nasıl besliyor? Bunları konuşacağız. Şimdi hemen Emre hocamı davet ediyorum ve yayınımıza geçiyoruz inşallah. Şimdi biraz izninizle bir kameramı kapatacağım. Yerleşimini sağlayacağım. Tamamdır. Umarım kamerada problem yaşamam. Emre hocam buradaysanız size davet gönderdim. Siz de bana davet gönderebilirsiniz. Bekliyorum sevgili hocam yayına. Evet. Hayat dediğim gibi kaldığı yerden devam ediyor. Hala deprem bölgesine çalışmalar da devam ediyor. Belki çoğumuz hala çok büyük bir yas içindeyiz. Fakat biz de FDM platformu olarak Mart ayında gerçekleşecek olan bu maratonla belki bu yas süreçlerimize katkıda olmayı seçiyoruz. Biraz sonra sevgili Emre hocam da zaten çok daha detaylı bir biçimde anlatacaktır. Beraber hem maraton programını hem bu süreçte yaşanacakları, ne tür yasla ilgili sonlandırmalar ya da çalışmalar yapabiliriz, bunları konuşuyor olacağız. Emre hocam katılamıyormuş, öyle bir mesaj aldım. Hocam siz içerideyseniz siz bana davet gönderin. Benim davetimi kabul edemiyorsanız belki siz davet gönderebilirsiniz. O şekilde alabilirim size.
Tekrar bir deneyeyim. Bakalım biraz sonra herhalde Emre Hoca bağlanacaktır. Teşekkürler. Herkes hoş geldi bu arada. Hepinizi görmek çok güzel. FDM ailesi olarak çok çok daha büyük bir aileyiz. İnşallah canlı yayınlarımıza herkesin katılmasını ve canlı yayınlarımızı desteklemenizi bekliyoruz. Büyük bir aile olarak çok daha büyük katılımlar gerçekleştirebiliriz. Evet. Teşekkür ederim Halicim. İnşallah farkındalıklarla dolu bir akşam olsun umarım. Maraton çalışmaları çoğumuzun hayatına çok pozitif anlamda dokunan bir çalışma. Emre Hocam Mart ayında 14.sünü düzenliyor. Bu çalışma hakkında daha detaylı bilgiyi kendisinden alacağız. Çalışmada hem Emre Ziya Hocamızın aile dizimi çalışmaları var, hem de aynı zamanda Maraton Kadınları olarak da isimlendirdiğimiz çok değerli hocalarımızın kendi alanlarında uzmanlıkları olan koçların atölyeleri de bulunuyor bu maraton müfredatında. Dolayısıyla çok dolu dolu gerçekten insanın hayatını oturduğu yerden yaklaşık 35-40 gün içinde geliştiren çalışmalar. Bizlerin hayatına çok pozitif dokunan çalışmalar. Şimdi nice arkadaşlarımızın bu çalışmaları alması bizleri de çok mutlu ediyor. Emre Hocam bir türlü katılamıyor. Emre Hocam içeride mi acaba? Bir bakıyorum. Yani neden katılamıyor? Ben de anlayamadım aslında. Daha önce Emre Hocam'la sayısız yayın yaptık. Emre Hocam bariyerlerimi bende varsa aşağı indiriyorum. Sizi yayında bekliyorum sevgiyle. Hah, Emre Hocam şimdi geldi. Şimdi Emre Hocam'ı tekrar davet ediyorum. Tabii insanın üstadıyla yayın yapması çok kolay olmuyor. Sevgili üstadımız. Hah, geliyor Emre Hocam. Hocam kameranızı bana doğru, bizlere doğru çevirirseniz. Nereden dönüyor ki? Üstad, hemen sizin bulunduğunuz karenin altına mikrofon kamera. Heh, tamam. Başka Hoş geldiniz. yerdeymiş. Ben de orada aradım bulamadım. Hoş geldiniz sevgili hocam. Bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz hocam. Bir de ses vermeye çalışıyorum bir saniye. Tamam. Evet, teknolojide bir boşluk bugün. Niye böyle oldu anlamadım. Zaten birkaç defa katılamıyor mesajı geldi. Ben de dedim hatta o da ben de bariyerler varsa indiriyorum dedim. Ben de Kolay onu olmuyor duydum. insanın Onu duydum ve üstadıyım. geçtim ondan sonra. Neyse buluştuk hocam çok Evet. şükür. Buradasınız. Bu yayında da merak ediyoruz. Bazı hem maraton müfredatından bahsedeceksiniz hem de bir sürprizim var bir şeyler söyleyeceğim dediğiniz için merakla sizi bekliyoruz. Sayımız da oldukça güzel hocam. Canlı yayın sayımız daha da iyi olması için neler mümkün? Şu anda 75 kişiyiz. Evet, sağ Ben olun arkadaşlar. Bu yayına katılmak için seanslarını ileri saate almışlar. Ay Teşekkür ediyoruz kendilerine. süper. Evet. Evet. Geldim buraya. Gülemirgen burada ama. Gül Hanım'ı takip edemedim hocam. O sırada ben de bir telefonum düştü falan onlarla ilgilenirken tam takip edemem ama Gül Hoca buradaysanız bir mesaj atar mısınız aşağıdan? Evet, şöyle bir bakalım. Gülcan burada. Defne de buradaysa. Ah, Defne burada. Öbür Defne ama. O zaman Gül abla, Gül hocamız kesin buradadır. Kesin buradadır. Oo, ne güzel. Harika bir ekip toplanmışız. Wow, 90 kişi Evet. oldu. Maşallah. Evet Evet. hocam. Maratonla ilgili konuşacağız bugün. Evet. Üçüncü
Dördüncü yılımıza, üçüncü yılı bitirip dördüncü yıla giriyoruz maraton serüveni içerisinde. Tam adı Affetme Maratonu. Birkaç saniye içinde adı aklımıza birden gelen ve hurra diye başladığımız muhteşem bir serüven oldu. İşte güçlerimizi birleştirdiğimiz arkadaşlarımıza. Önce ben Genogram isimli bir çalışma yapıyordum. Bir günlük bir çalışmaydı bu. Gülemirgen geldi. Gülecan hoş geldin. Bir günlük bir çalışmaydı. İşte içinde dört tane çalışma içeren, bir gün içerisinde işte güzel çalışmalar, yaklaşık 12-13 tane onu yaptıktan sonra sevgili Leyla Özen o dönem caz uygulamaları gerçekleştiriyordu. Onunla beraber beraber ne yapabiliriz sorusunun cevabını ararken rahmetli Bülent hocamız Leyla Selam hocam ederim. beraber bir iki tane affetme maratonu yaptık. Onun üzerine sevgili Ayhan Cibelik dahil oldu sisteme. Ondan sonra giderek uzmanlarımızın şeyimiz artarak, kadrolarımızdaki uzman kişiler artarak yani böyle birkaç maraton, yani 5. maratonda falan 11-12 tane kendi alanında uzman arkadaşımla beraber bu maratonu koşmaya başladık. Adı Affetme Maratonu. Amacımız belli bir süre içerisinde teker teker ulaşılması zor olan, özellikle pahalı olan bazı kişisel gelişim uygulamalarını Affetme Maratonu'na katılmış olan arkadaşlara arka arkaya sunup bilinç hatlarında kuvvetli, güçlü bir değişim oluşturmak. Çok seferinde, çok güçlü şekillerde sağladık. Maratona katılan, bugüne kadar katılanlar hep çok güzel birer aile ferdi olarak kaldılar. Hiç kimseyi geride bırakmamaya çalışıyoruz. Velhasıl 13, 10, 11, 12 derken 13 ile 14 bitirdik ve geldik 14'e. Maşallah nice 14'ler olsun hocam. Nice 14'lere. 1 Mart'ta 14. maratonumuz başlıyor. Öncelikli olarak bunun şeyini verelim. 1 Nisan'da değil mi? 31 Mart 31 Mart'ta başlıyoruz. Yani şeyin sonunda. Ayın sonunda. Yani yaklaşık işte 20 gün falan var önce. Evet. Birinci gün oryantasyon ve birinci günün akşamında bir kura çekilişi var. Kura'nı ne yapacağımızı, yani çekilişi niye yapacağımızı anlatacağım birazdan. Üzerimizden bir tanesi bu. Aa, süper. Yine maraton çalışmalarının içerisinde maraton olmazsa olmazları benim dört tane çalışmam var biliyorsunuz. Bunlardan birincisi artık bir klasik haline gelmiş olan Genogram değil pardon Genogram, biz onu Türk örf adetlerine göre uydurduk. Adanalı adı gen, bir Adanalı olarak ona Genogram adı veriyoruz. Genogram çalışmamız. Biz de onu benimsedik zaten. Seviyoruz onu. Genogramın içinde yine her zamanki gibi aile takım yıldızımızı tanıyacağız. Kağıt üzerinde aile takım yıldızımızı bir şekil grafik olarak göreceğiz ve ondan sonra bunlarla sezgisel bir bağlantıyla ve en yakınımızdaki kişilerle bir sürpriz yaparak çalışmanın sonunda bir yaz sonlandırma hediye ediyoruz bu çalışmanın içerisinde. Yaz sonlandırma çok kıymetli bir çalışma. Bazen vefat eden yakınlarımızı sırtımızda tabut olarak taşıyoruz. Onları hatırladığımızda hastane olarak hatırlıyoruz. Bir tabut olarak ya da bir mezarlık olarak hatırlıyoruz. Bunlar onlarınla beraber geçirdiğimiz o güzel zamanlara, muhteşem zamanlara büyük bir haksızlık. Dolayısıyla onları o hastaneden, o mezarlıktan, şeyden kurtarıp sağlıklı güzel günlerindeki hallerimizle, yani güzel iletişimde olduğumuz zamanlardaki halleriyle hatırlamayı seçtiğimiz bir çalışma oluyor. Ve o olmadan hayata devam edebilme gücünü veriyor yaz sonlandırma çalışması. Yani onsuz bir dünyayı götürebilmek
zorundayız. Bu bizim görevlerimizden bir tanesi. Kesinlikle. Çünkü hayat devam ediyor. Aynen öyle. Yaz sonlandırmayı da bitirdikten sonra bir kısa ara veriyoruz. Hemen arkasından işte şey çalışmamız başlıyor. Aile bedeni ve aile ruhu çalışması. Aile bedeni ve aile ruhu çalışması benim bir katkım. Benim geliştirdiğim bir çalışma. Önce aile bedenimizi, yani yedi ceddimizi tanıdığımız bir çalışma yapıyoruz. Burada kas testi gerçekleştiriyoruz. Ve kinestetik bir enerjiyle aile bedenimizin içindeki halimizi, durumumuzu ve gücümüzü görüyoruz. Hemen arkasından aile ruhuyla tanışıyoruz. Aile bedeni ve ruhu arasındaki farkı görüyoruz. Ve burada yaşamın, örneğin işte siz bir kız çocuğu olarak dünyaya geldiniz, bir kız bebek olarak ve aileniz sizi kız olarak istemiyor, erkek istiyor. Aile bedeni öyle bir çalışma ki sizin hayatınızın size nereden akıp geldiğini gösterdiğinde şu anki olmuş olan halinizin kesinlikle bir tesadüf olmadığını, muhteşem bir matematiğin muhteşem bir sonucu olduğunuzu da sizi ikna ediyor. Bunu ben değil, kendi başınıza yaptığınız çalışma ikna ediyor. Öyle bir olay gerçekleşiyor ki orada. Bu olay sonucunda siz artık dünyadaki oluş halinize kabullenmeye başlıyorsunuz. Kabule geçiyorsunuz. Mesela işte babanız sizin erkek istedi ama siz kız doğdunuz. Hayır, sizi Allah böyle istedi ve böyle oldunuz. Aile mekanizması sizi böyle istedi ve böyle oldunuz. Dünya sizi böyle istedi ve böyle oldunuz. Bunun başka bir alternatifi, başka bir şekli yok. Dolayısıyla mükemmel olan, en muazzam olan şeklinin içindesin. Bunu kabul etmeye başladığımız anda zaten birçok şeyi önümüze değiştirmeye başlıyoruz. Bu da bittikten sonra anne ve baba şablonlarımız başlıyor. İşte annemizle olan meselelerimizi farklı bir teknikle, babayla olan meselelerimizi yine farklı bir teknikle en son çalışma olarak yapıyoruz. Ve genel olarak çalışması bittiğinde hışımız çıkmış oluyor. Yaklaşık 5 saat falan sürüyor bu. Çok Biliyorum, ben yoruluyoruz. o kadar çok katıldım ki her defasında. Genogramın en tatlı yanı böyle hafif tatlı bir baş ağrısı verir. Bir de güzel böyle bir şey verir. Limbik sistem etkileri verir. Bizi bebekliğimize çevirir. Ne olduğunu şimdi söylemeyelim onun. Evet, bebek sürpriz sistemi gibi kaçmasın. Sürprizi kaçmasın. Pardon. Ondan sonra genogram ve hemen arkasından ikinci gün yanlış hatırlamıyorsam zihin navigasyon dediğimiz bir çalışma var. Hala yeni ismini bulamadık. 3 maratondur öğrencilerimize, danışanlarımıza söylüyoruz buna bir isim bulalım diye. Ama yeni güzel bir isim daha henüz keşfedemedik. Zihin navigasyonu içsel çocuğumuzu bulup keşfettiğimiz ve o içsel çocuğumuzla iletişime geçip onun güvende olduğunu hissettirdiğimiz, dolayısıyla bugüne bize yansıttırdığı davranışlarla biraz daha düzenleyebildiğimiz bir çalışma. Kıymetli bir çalışma. Yaklaşık 2-2,5 saat sürüyor. İçinde derin bir trans hali var bir süreliğine. Bundan sonra derin bilinçaltı boşaltımı gerçekleşiyor. Güzel bir çalışma. Ve arkasından çalışmaların şahı diyorum ben ona. Yani ben bir aile dizimi uzmanıyım ama kendi hayatımda ve insanların gördüğüm kadarıyla hayatlarında nefes kadar hızlı değişim oluşturan başka bir şey daha görmedim. Ve yine bir nefes tekniği olan holotropik nefes çalışmasının girizgah bölümünü dediğimiz reverting, yani tekrar doğum çalışması gerçekleştireceğiz. Reverting çok muhteşem çalışma. Şimdi ne demek olduğunu, yani tekrar doğum. Ama nasıl bir çalışma olduğunu burada anlata anlata bitiremeyiz. Onu insanların yaşaması gerekiyor. Yani anlatılacak bir şey değil. Onun içine girmek ve o tekrar doğumun bize yaşattığı dünyaya gelmek kararını gerçekten tekrar bir yaşamak, orada bir o anı tekrar hissetmek çok önemli bir mesele. Çünkü biz sanıyoruz ki annemizin karnında güvenliydik ve çıktık ve işte dünyaya geldik diyoruz ama işler öyle değil. Anne karnında çok korkunç anlar yaşamış olabiliyoruz. Sıcak bir anne karnından soğuk bir dünyaya gelebiliyoruz. Mesela annemiz çalıştıysa dünyaya stresli bir yer sanıyoruz ve gelmek istemeyebiliyoruz. Evet. Geç doğabiliyoruz, erken gelebiliyoruz. Sezaryen doğabiliyoruz. Bütün bunların sonuçlarında oluşan o doğum anına, yani dünyaya ait ilk ana ait ilk duygumuzu biz genele yaymaya çalışıyoruz. Bunu fark ettiğimiz bir an yaşayacağız yine.
ve bu korkuysa korkuyu bırakmaya niyet etti. Çok da önemli bir alan hocam Evet. bu çalışma değil mi? Çok İnsanın çok bütün kıymetli, çok hayatını engelleyen bir şey ya da geliştiren bir şey nasıl çok doğdu çok ya da kıymetli, doğamadı. çok kıymetli bir an. Ben o anı yaşadıktan sonra 6 ay sonra benim hayatımda çok muazzam değişimler oldu. Onları zaten hep Sayenizde bizimle çalışmalarda oluyor hocam. anlatıyorum. Çok şükür. Hepimiz güzele doğru ilerliyoruz. Ne kadar Evet. güzel bir şey. Nefesin sihirli gücü işte o. Muhteşem bir şey o nefesi yaşamak. Çok. Gerçekten nefes almak. Yani nefes almak değil. Nefes dediğimizde bir şey oluyor Kesinlikle. da gerçek anlamda nefes almak bambaşka bir şey. Kesinlikle. Bu arada buradan da duyuralım. Yakında inşallah eğer bir şey olmazsa sevgili Filiz Yeşil arkadaşımız İzmir'de bir nefes koştuk eğitimi düzenliyor. Öyle bir niyetimiz var. Büyük bir isim. Türkiye'deki en büyük ismi inşallah yakında İzmir'de Filiz Yeşil'in Süper. organize ettiği bir etkinlikte göreceğiz. Güzel. Wow, harika. Hocamızın adına sürpriz olarak tutalım mı Filiz, açıklayalım mı? Henüz kesinleşmemiş olduğu için söylemeyelim ama büyük Hocam ihtimalle sürprizler gerçekleştir. art arda geliyor. Evet. Bugün zaten vereceksiniz birkaç sürpriz. Şöyle Başladık yavaş tüyo yavaş. verelim. Benim hocam Filiz'in organizasyonunda nefes koçluk eğitimi verecek. Beni tanıyanlar zaten hocamı tanıyor, biliyorlar. Müthiş. Tamam, ben anladım. Yani Türkiye'de Hayırlı nefes uğurlu deyince olsun. ilk akla gelmesi gereken kişi diyelim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah hocam. Evet, İzmir'dekiler çok şanslı. İzmir'dekiler çok şanslı, çok kıskanıyoruz. Rebirthing, işte zihin navigasyon ve genogramı ben bitirdikten sonra ben yavaş yavaş şöyle köşeme çekilip burada alana geçen sene eğitim yaptığımız öğrencilerin atölyelerine bırakacağız. İşte öncelikli olarak tabii ki Leyla Özen'in cin adilen arınma sistemleri ile ilgili caz sunumu ve artı astroloji ile alakalı bir sunumu gerçekleşecek. Yanlış hatırlamıyorsam Güney Kuzey Ay düğümleri ile alakalı olabilir ya da Satürn Uranüs ile alakalı olabilir. Yani içinden kötü bir dönemin içinden geçiyoruz ya. Bu dönemi Evet. belki bize anlatacağı bir astrolojik yaklaşım ile bu şeyi bize ben öyle bir talepleyip bakalım bugün ne anlatacak şu an Çok güzel kesinleşmedi. olur. Müthiş olur hocam. Ne Yani, güzel. çünkü Çok zor günler heyecan yaşıyoruz. verici. Çok. Burada gökyüzünden tanımlanabilir bir şeyler olması lazım. Leyla Hocam bize bunları açıklayacaktır diye umuyoruz. Ve Caz tabii ki Leyla Hocam'la birleşen bir isim neredeyse. Cin Adıyaman deyince gözümün önüne Leyla geliyor benim. Başka da kimseyi düşünmüyorum. Cin alım olacağından Bence şüpheliydim. kendisi Cin Adıyaman'dan bile güzel yaptığını düşünüyorum ve hissediyorum. Bambaşka bir şey koyuyor çünkü içine. Kesinlikle. Aile diziminin o içindeki güzel terbiyeyi aldığı için Leyla, onu da onun içine dahil ederek evrensel bir bakış açısı geliştirdi. Ve hem özüne sadık kalıyor, diğer tarafta Eşsiz. kendinden koyduğu şeyler çok farklı bir yaklaşım oluşturuyor aslında. Ben caz eğitimi almış, hatta caz eğitimi veren birçok kişinin Leyla'dan bir toplu seans gördükten sonra fikirlerini işte tekrar eğitim aldıklarını gördüm. Bu gerçekten bize gurur verici bir şey bizim şeyimiz, platformumuz açısından. Kesinlikle hocam. İşte aramızda çok güzel uzmanlarımız var. Bilge Yalçın, EFT konusunda İngiltere'den bize katkılarını sağlayacak. Bunun dışında maratonda birçok uzman arkadaşım kendi branşlarında çalışmaları bize gösterecekler, uygulayacaklar. Atölyelerimiz eğitim amaçlı değil. Maratonun hiçbir noktasında alın şunu size eğitiyoruz, defterinize yazın şunları da yok bunlardan sorumlu olursunuz falan gibi bir şey yok. Maratonun her saniyesi bir uygulama, şu o an hayatımıza geçireceğimiz şeylerden oluşuyor. Yani özellikle maraton çalışmalarını tercih ederken özellikle buna dikkat ediyoruz. Yani hadi bunu yazın, yarın da bunu uygulayın, öbür gün de bunu yapın falan şeklinde bir çalışma değil. Hadi nefes alıyoruz, bak şimdi değişiyoruz, şu an korkumuzu gömüyoruz gibi aktif, dinamik bir süreç maraton. Dolayısıyla
Bu maratonun içerisinde de yine aynı şekilde seçtiğimiz, tercih ettiğimiz çalışmalar olacak. O anda, o sırada gerçekleşecek değişimler için şu anda kayıtlarımız başlamış durumda, isteyenler gelebilecekler. Sürprizi artık bir şey kaçırmadınız. İşlerine var hocam. 31'inde başlıyoruz maratona. Sadece onun sürprizini verdik. Şimdi gelelim esas sürprize. Süper. Affetme maratonu 14'te ben 10 tane tekamül danışmanlığı seans yapacağım. Gerçekten mi? Evet, normalde uzun zamandan beri yapmıyordunuz hocam. Evet, müthiş bir haber. Tekamül çalışmalarını ben biliyorsunuz yapmıyorum. Öğrencilerim uygulasınlar istiyorum. Bunları takip ediyorum. 10 tane tekamül danışmanlığı seansı uygulayacağım ve burada geliştirdiğim 6 farklı tekniği göstermeye niyet ediyorum. Ne kadar şanslıyız. Yeni teknikler olacak. Wow. Evet, yeni teknikler, eski uyguladığımız tekniklerle beraber tekamül danışmanlığındaki son gelişmeleri de bütün arkadaşlarımız görmüş olacaklar. Hem tekamül danışmanlığımız, hem tekamül danışmanlığı olan arkadaşlarımız, hem de bununla ilgilenen, belki eğitimi almak isteyip alamamış olanlar için bir müjdemiz olmuş olsun. Farklı birkaç tane tamamlamış olan kişiler için de hocam yeni tabii bir perspektif, onlar, bakış açısı. Onlar için de bir staj olmuş olacak. Evet, yeni teknik, özellikle iki tane yeni bir teknik geliştirdim. Onları da zaten yeni eğitim için hazırlamıştım. Onları da burada bu maratonda kazandırmış olacağız. Dolayısıyla tekamül danışmanlığı kendine üstüne bir şey daha eklemiş oldu. Bunun için Konya'daki arkadaşlarımıza, Konya turumuzdaki katılan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Orada gelişen bir fikir. Bugün hayat buldu. İyi ki varsın. Hepiniz için söylüyorum. Sen de buradaydın. Evet. Çok güzel ve keyifli geçmişti Konya dizimleri de zaten. Evet. Hocam ben de Maraton 14'teyim kesin o zaman. Şimdi bu haberleri de verdiniz. Kesin yani yerimi ayırtıyorum. Evet şimdi. Müthiş. 31'inde yine oryantasyon programıyla başlıyoruz. Yani nedir oryantasyon programı? Önce bir tanışıyoruz. Eğitimcilerimize, uygulayıcılarımızı tanıtıyoruz. Ve arkasından bu içinde o bulunduğumuz Zoom var ya Zoom. Zoom'un düğmelerini tanıtıyoruz. Buna basarsak şu olur. Buna basınca genelde bu olur. Ben yapıyorum. Evet. Yanlış yerlerde Zoom ses düğmelerini ve kameraların açılmaması ile ilgili özel uyarılarda bulunuyoruz. Evet. Ondan sonra akşamına da bir çekiliş yapacağız. Bu çekilişle birlikte bizim geçen sene aile dizimi eğitimi almış olan sevgili mezunlarımız artık staj dönemleri bitti. Yüz yüze stajlarını da bitirdiler. Ve dolayısıyla artık tamamen hazır durumdalar. Ve şu an çalışmaları zaten yapıyorlar. Profesyonel hayata başladılar. Ücretli seans yapmaya da başladılar. O yüzden dedik ki Affetme Maratonu 14'te Emre Hoca şöyle çekilsin kenara. Öğrencileri bir döktürsün kendilerini. İşte 14. Wow. maratonun güzel sürprizi eğitimleri bitmiş olan stajlarını da bitirmiş olan arkadaşlarımızın yapacakları seanslar. Şimdi benim tekamül danışmanlığı çalışmalarım, sevgili Leyla Özen'in caz çalışmaları ve yine sevgili Leyla Özen aile dizime verecek bu maratonda. Bu da bir sürpriz. Normalde biliyorsunuz o da şey yapmıyor, aile dizimi çalışması evet. yapmıyor. Normalde yapmadıklarımızı biz özlediğimiz şeyleri maratonda... Bunun hediyeleri nelerdir diyeceğim hocam. Şimdi siz dalga geçmeyin. sevgili Leyla Özen'in aile dizimi çalışmaları ve diğer arkadaşlarımın aile dizimi çalışmaları için bir kura yapacağız. Katılımcılar bunlardan hangisine denk düşeceği bir kura ile seçilecek o gece ve belirlenecek. Tamam. Ve ondan sonra kim hangi seans yapacak belirleyecek. Maraton 14'te her katılan mutlaka bir seans görecek. Bir birebir kendisine ait bir tane seans almış olacak. Diğer şeylerin yanında. Yine her zamanki gibi maratonun fiyatlarını çok ekonomik şartlar yükseldi. Her şey 3-5 katına çıktı.
Fakat maratonun fiyatını biz belli bir noktada sabit tutmaya çalışıyoruz. Yine 620 TL'de sabitledik. Çok Aynı iyi. maraton 13 olduğu Müthiş. gibi. Bunun içerisinde yaklaşık işte 12 tane ya da 11 tane yanlış hatırlamıyorsam atölye çalışmamız var. Yani kendimizi geliştireceğimiz. Onunla birlikte işte katılan kişi sayısı kadar seans göreceğimiz muhteşem bir gelişim olanı ortama yaşayacağız. Hocam Her neler gün söylüyorsunuz? Müthiş müthiş haberler. evet, her gün saat Maratonlar evrim geçiriyor, sözünüzü kesmeyeyim. Evrim geçirip artık böyle kuantum sıçraması evet. yapıyoruz. Her gün 13'te yani saat 1'de ilk oturumumuz başlıyor. Seanslar başladığında aynı anda iki oturum başlayacak. Yani iki farklı oturumda iki farklı şey. Böyle değil, katılımcımız hangisini istiyorsa mesela o sırada jazz varsa jazz'ı, aile dizimi varsa aile dizimini seçerek gidebilecek. Birinden şey oldu, baktı çok sıkıldı, bunaldı. Çat kapatıp öbür tarafa geçip, tabii Geçelim. siz yolundaysa tabii ki. Öbür tarafa geçip oradan devam edilecek. Dolayısıyla yoruldum, ay ben bundan sıkıldım demek yok. Maratonun başında bunu şey yapıyoruz. Akşamları da saat 21'de yine ikinci oturumumuz gerçekleşiyor. Genelde saat gece 12 civarında maraton bitiyor. Ertesi sabah yine. Dolayısıyla bu devir daim içerisinde isterseniz bütün hepsine davetlisiniz. İsterseniz birine katılın, üçüne katılmayın, sonra bir daha katılın. Sizin programınız nasıl uygunsa, siz nasıl rahat edecekseniz ve nasıl yorulmadan bu işi götürecekseniz tamamen kendi programınızı, bizim programımıza bakarak yapıp bu bir aylık süreci beraber geçirebiliriz. Maratonun en güzel özelliklerinden bir tanesi katılan herkesin kazandığı, kaybedenin hiç olmadığı güzel bir platform. Bir başka özelliği maraton her seferinde ayrı bir aile dinamiği ortaya koyar ve dolayısıyla her seferinde yeni bir aile oluştururuz. Maratonu ilk günde hep ben söylerim, bu sefer de söyleyeceğim. Şimdi derim, birbirinize bakıyorsunuz ve tanımıyorsunuz ama son gün ağlayarak ayrılacağız diye. Maratonların en güzel özelliği o kadar güzel bir sevgi ortamı, Şimdiden huzursuzluk. gözlerim doldu benim yaşadığımız deneyimler aklıma gelince böyle gerçekten müthiş bir atmosfer oluyor. Aynen öyle. O kadar güzel yargısız bir alan oluşuyor ki ve herkes, yani normal hayatında kötü olan, olabilecek olan, potansiyel olan herkes bütün kötülüğü kapının dışına bırakıp bütün Utançlarımızı değil mutluluk mi duygularını, hocam? utançlı, Sakladıklarımızı, suçluluklarımızı. evet, oraya getirip ortaya koyuyor herkes. Diyor ki bak benim utancım bu. Öbürü diyor ki bak ben bundan dolayı suçluyum. Bunu açık açık itiraf edebiliyor. Yıllardır kimseye söylenmeyen sırlar orada paylaşılıyor ve sır olduğu için hastalığa sebep olmuşken paylaşıldığında hastalıkları iyileştiriyor. Muhteşem bir sevgi ortamı. Herkesin birbirini koşulsuzca kabul ettiği. Yani sen şusun, sen busun, işte sen onlardansın, sen bunlardansın, sen şu partidensin, sen bu takımdansın, sen şu mezheptensin diye kesinlikle ayırt edilmediği, ötekileştirilmenin hiç olmadığı ve sevgiyle birleştiğimiz bir şey. Ortam olduğu için ayrılırken Müthiş. çok zorlanıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Ve önümüzde zor günler bizi bekliyor. 2023 herkesin söylediği üzere biraz zor başladı. Depremlerimiz, sıkıntılı günler başladı bize. İşte bir taraftan savaş var dibimizde. O savaştan sızan bir sürü durumlar söz konusu. Dediğim gibi zor zamanların içindeyiz. Bizi bu zor zamanlar için sadece sevgi kurtaracak. Maratonlara bugüne kadar katılanların hep şöyle söylediğini duydum. Mesela biz dışarıda pandemi varken hepimiz birbirimize Zoom'da buluştuğumuzda pandeminin bize faydalı bir şey olduğunu keşfettik. Bu korona dönemi. Neydi işte, biz birbirimize bulduk, Avantaja sarıldık, çevirdik. Evet. avantaja çevirdik. Aynen öyle. Ya da ekonomi bir kriz patladı ve bir şeyler olduğu zaman biz birbirimize kenetlendiğimiz zaman maraton çalışmalarının içerisinde dışarıda olan şeyler başkalarının etkilediği kadar bizleri etkilemediklerini. Yani bizim sevgimiz birbirimize olan oradaki o muhteşem ortam bir şekilde bizi başka bir şeylerden biraz koruyor gibi. İşte bunu tekrar yaşamak üzerine Maraton 14'ün kapılarını açtık. Zor zamanları yine beraberce atlatmak niyetiyle. Ruhumuzun İnşallah. şeyi diyorum aynı zamanda maratonlar için.
sığınağı, psikolojimizin sığınağı. Dışarıda Çok bombalar doğru. yağarken Çok doğru. ruhumuzu ve Evet. psikolojimizi buraya girip sevgi duvarlarının içerisinde korumaya niyetliyiz. Bu ne kadar güzel İnşallah olur. konuştum yavrum. Ne Evet cümleler hocam çok söyledim. güzel. Şiir gibi konuşuyorsunuz. Bu arada hocam gerçekten maraton en son söylediğiniz sözün üzerine bir şey söylemek istiyorum. Hani bir şey var ya bir kültürde hani belirli bir saatte dizilere oturmak vesaire. Onu da biraz kırdığımız yani kaçacaksak, sığınacaksak gerçekten en azından bizi böyle inanılmaz derecede büyük bir sevgi atmosferinde karşılayıp iyileştiren bir yerde olmak da çok iyi gelmişti bana Gerçek, kendi düşüncem ve birçok değil arkadaşıma da içindeyiz. bunlar iyi geliyor. Evet. Ya hakikat bu aslında. Biz senaryo değil, burada olan hiçbir şey senaryo değil. Burada gerçek bir hayatın içindeyiz. Evet. Hepimiz gerçek hayat hikayelerimizdeki en acıları ortaya koyuyoruz. Sonra hep birlikte bir şey Ve oturuyoruz. 100 kişi, özgürleşiyoruz. Evet. oturup bunu özgürleştiriyoruz. Çok Birbirimizi seviyoruz. şükür. Bazen mesela bir migren hastası çıkıyor. Ben diyor migrenim var, başım ağrıyor diyor. Ondan sonra hepimiz birden çullanıyoruz üstüne. Seni seviyorum. Seni sev. Sen benim için çok kıymetlisin diye. Ya 15 Evet. dakika insan seni seviyorum duyunca migren ağrısı geçer mi? Geçiyor. Valla geçiyor. Neler neler geçiyor. Ne iyileşmeler var. Neler neler anlatırız hocam. Kitap yazmanızı bekliyoruz bununla ilgili. İnşallah tekrar İnşallah. Evet. hatırlatmış Bugün de muhteşem bir şey aldım. Bununla ilgili olurum. bir işaret aldım. Sevgili Şemnem Hanım da beni zorluyor bu şey kitap için. Esra Hocam bununla ilgili artık şey noktasına getirdik konuyu. Artık kaçacak yerim de kalmadı ve bugün yapay zekada kendimi arattırdım. Niye söyle bir şey buldum. Yapay zekada kendimi arattırdım. FDB'nin kurucusu olduğumdan aile dizim uzmanı olduğuma kadar her şeyi yazmış ve 3 tane kitabım olduğunu söylüyor. Ha dedim ben. Önceden. Geçmişim. Evet. 3 tane kitap yazmam gerekiyormuş demek ki. Yani yapay Hocam zeka bakın söylüyorsa yani yapmak hiçbir lazım. şey tesadüf Evet. değildir. Sistemde yer Aynen. alıyorsa 3 tane hemen Yani yolda. şu yazdığı diğer her şey şu an tamam yani. FDM'yi kurduk. Tamam. İşte affetme maratonundan bahsediyor. O da tamam. 3 tane kitap olduğundan söylüyor. Demek ki onu da yapmamız gerekiyor. Borcumuzun, boynumuzun İnşallah. borcu olmuş durumda. Evet, lütfen hocam. Evet, hazırlıkları devam ediyor inşallah. Bu yıl 2023 yılında Bunu özellikle umarım belirttim sonunda çünkü hani şifadan bahsettiğiniz için yani burada çoğu insanın şaşıracağı, haydi canım öyle şey olur mu denecek çok kısa sürede yaşanan şifa sonuçları var. Bunları nasıl bu kadar iyi biliyoruz? Çoğunu kendimiz yaşamış olabiliyoruz ve arkadaşlarımızı görüyoruz. Dolayısıyla hani bu şifaların nasıl mümkün olduğunu da herkesle paylaşmak eminim çok değerli olacaktır. Evet. İnşallah bunu da yakın zamanda programın içine alacağım. Söz veriyorum herkese. Orada yazan 3 tane kitap yani demek ki bunun yazılması gerekiyor. Kaçış noktam kalmadı. Bugün artık kabule geçtim bu konuyu. Harika hocam. En son şifadan bahsettik, sevgiden bahsettik, maraton programı. Bu arada aşağıda inanılmaz güzel şeyler yazıyor arkadaşlar. Maraton programı nasıl bağımlılık yaptığı, güven duygusunu, sevgi duygusunu nasıl inşa ettiğini herkes mesajlarda Haydi. belirtiyor. Sizi nasıl herkes çok seviyor. Onlar yazılıyor hocam. Ben de çok seviyorum. Hepsini çok, çok seviyorum. Şurada yazıyorum. Herkesi öyle çok seviyorum ki hepsiyle ruhlarımız değdi birbirine. Evet. Günlerce, belki aylarca, bazılarıyla yıllarca ruhlarımız bir arada. Çok Bunların hepsi benim yol şükür. arkadaşım. Yazı yazanlar sağ olsunlar. Muhteşem bir güven içinde. Benim ne yaptığımı bilen, ben de ne yapıyor olduğunu bildiğim arkadaşlarımla çok güzel bir yolculuk içindeyiz. Daha da güzel şeyler olsun inşallah. Sizle yolculuk etmek çok güzel hocam. Teşekkür ederim. Sizi ağırlayınca da böyle canlı yayında bana bir şeyler oluyor. Böyle bir aklıma gelmiyor soracağım sorular. Evet hocam maratondan bahsettik. Çok güzel programın akışını verdiniz.
Ve bütün parçaları da konuşmuş olduk. 31 Mart'ta maraton programımız başlıyor ve çok güzel sürprizler de var. Değişik değişik. Hani daha önce maraton programlarında deneyimlediğimiz ama o maratonda ilk defa göreceğimiz şeyler oluyor. Yine eğitim alan kişileri çok güzel bir pratik staj alanınızı açmışsınız hocam. O da müthiş bir haber. Orada çünkü deneyimlemek maraton gibi bir ortamda kişinin hızla gelişmesini sağlıyor cidden. Eğitim alan Aslında herkes. bunlar gelişimini tamamlamış arkadaşlarımız. Sadece hani profesyonel yaşama da başladılar ve bununla çalışıp seans yapıyorlar. Bunu maratondaki katılımcılara sunmak, hani bakın bu arkadaşlarımız da var. Çoğu benim kadar seans yapıyor. Çok güzel Tabii seanslar tabii tabii. çıkartan Yani demek dostlarımız istediğim var. oydu zaten. Yani hani staj derken maraton gibi bir platformda da yine sizin yetiştirdiğiniz öğrencilerin seans yapıyor olması müthiş bir şans, fırsat katılımcılar Aynı zamanda için bu da şu an eğitim alan arkadaşlarımıza bir motivasyon olması açısından önemli. Çünkü de. bir buçuk sene önce kendileri gibi eğitim gören arkadaşlarımız şu anda bir şey yapıyorlar. Bugün Evet. işte Tuğba Kazıkçı'yla oturup kör seansın detaylarını, dinamiklerini konuşabiliyor olmak. O bir sene önce o korkularıyla uğraşırken ki kişi karşımda şu an dinamiklerden bahsediyor bana ve bunu nasıl şöyle yaparız, böyle yaparız diye bir soru sorduğunda muhteşem bir keyif benim için. Onun yapıyor Müthiş. olduğu seanstan, onun danışanının oradan şifalanması kadar büyük bir gurur yok. Yani ben kendi seanslarımdan çok daha fazla keyif alıyorum. Benim Teşekkürler. öğrencilerim seans yaptığı zaman. Tüm O yüzden, arkadaşlarım, tüm öğrencileriniz adına teşekkürleri bu sunmak isterim bilgileri öncelikle. aktarmak kesmeden ne kadar çok verebilirim, hep onun derdindeyim eğitim süreçlerinde. Öğrencilerimiz ne kadar yani gece saat 2-3'ü bulabiliyor bazen. Hepimiz uykusuz kalıyoruz. Onlar da Evet. bekliyorlar sağ olsunlar. Yani Ama bu aman benim. uykusuz gönüllü bir uykusuzluk. Yani Aynen kapatmak öyle işte. istemiyoruz. Ben çoğu zaman böyle ekran açık sızdığımı hatırlıyorum hocam artık. Horlamalarımı falan Evet. duymuşsunuzdur. Ben birkaç defa kapattığım oldu. Kameraları kapattığım arkadaşlarım olmuştu. Ya da sesten rahatsız olmasın diye direkt attım. Yani atmak niyeti değil o. Hani üstünü örtmek gibi bir şey aslında benim için. Hani bir eşin, dostun, çocuğun üstünü örtersin gibi bir şey. Ama onun gibi. Aman rahatsız olmasın, ışıktan etkilenmesin diye Müthişsiniz yaptığım hocam. bir şeydi. İşte yani bu bile o kadar güzel tarif ettiniz ki buradaki kamera kapatma örneğini işte böyle bir sevgi atmosferinde, böyle bir güven atmosferinde maratonlarda bir arada oluyoruz. Evet. Maraton 14'e katılanların eşleri şikayet ediyormuş. Ne bitmez maratonmuş. Bu olsun güzel. Başta şikayet ediyorlar hocam. Şikayetler oluyor başta ama sonradan değişimler olduğu zaman böyle herkes çok mutlu oluyor bence. İyi ki Evet. katılmışsın falana dönüyor. Bu arada İstanbul'la ilgili bir de şeyimiz var, program değişikliğimiz var. Hem de deprem sebebiyle hem çok sıcak daha çok yakın olduğu için ben çok etkinlik taraftarı çok değilim çok yani henüz acılar çok taze. Şeyi biraz erteleme kararı aldık İstanbul programımızı. Galiba şeyde Ramazan ayını bir geçelim istiyorum etkinliklerimize Aa, başlamak için. iyi olmuş Ramazan olmuş ayına hocam. İstanbul, Mayıs ayında Ankara, İstanbul ve Adana olacak büyük Yüz ihtimalle. yüze Evet, çalışmalarınız yüzde Mayıs ayına sarkıyor o çalışıyorum. zaman. Neyse, sarkmıştım şu anda evet. Hayırlısı olsun. Çok da iyi olmuş bence. Çünkü Ramazan'da olan programı kaçıracağım diye ben de üzülüyordum. Sevindim şimdi. Hayırlı olsun hocam ve yeni programlarınız var mı yine burada bu gece sizden öğrenelim bu akşam? Maratonda atölyelerin bir tanesinde biraz değişiklik yapacağım ve daha önce bir atölye olarak sunduğumuz kurban bilincinin eğitim o özel bilgileri oluşturan kısmı var. Ben çok faydasını gördüm. Danışanlar da çok hani anlatırken epifani oluşuyor, gözleri bir ışıldıyor ya. Hani kendini anlattığı cümlenin içinde bulan arkadaşlarımın o anda yaşadıkları o şaşkınlık çok hoşuma gitti.
Dolayısıyla kurban bilincini çok tanımadığımızı gördüm. Mağdur bilincini. Bunu biraz maraton içerisinde anlatmaya niyetliyim. Atölyelerin bir tanesinin içine biraz böyle montaj yapacağım o konuyla alakalı. Ne güzel Dolayısıyla bir kurban haber. bilincini tanımak önemli. Çünkü hani ne yaparsak yapalım onu halletmeden diğer hiçbir şey yerine oturmuyor. Geçilmiyor. Ve Evet, ve onu hepimizde biraz halledebilmek. kurban bilinci oluyor yani bütün Evet, bu bunu yaşayanımızın. gerçek anlamda fark Evet. ettiğimiz zaman da gerçekten bir şeyleri çok hızlı değiştirmeye sebep oluyor. O yüzden biraz kurban bilincini tanımak üzere Maraton 14'te bir niyetim var. Atölyeleri böyle biraz dağıtmak gibi, işte birkaç tanesini kullanmak gibi. Dolayısıyla öyle de Harika bir bir haber. eksiğimiz olsun. Yani kurban bilinci artık Müthiş. Maraton 14'ün bir atölye çalışmalarından biri olacak yakında. Müthiş bir haber hocam. Süper. Dolu dolu. Yani çok keyifli, leziz, tadına doyulmaz bir maraton daha geliyor ayın sonunda. Evet, aynen öyle. Ve Ramazan dönemine de denk geliyor olması da büyük şans gibi geliyor bana. Çünkü o dönemde zaten bir dinlenme süreci yaşayanlar da oluyor. Onlara da denk gelebilir. Bir yeniden Şu değerlendirme, bir hani fark etme. Evet. şu olmasın, insanlar uyuyup akşama kadar sonra tam iftar saatine yakın uyanıp uykuya oruç tutturuyorlar ya, o olmasın, Evet. gelsin yakın kalsınlar. Hani oyalanmaksa niyetiniz, orada zaten bunu sağlayabilirsiniz. Yani uyanıp kendi hem bu daha dirençli hem daha şifalı ve belki daha sevaplı bir şey olur. Orada Evet. bir şey tutabilirsiniz. Hem de Akşam sahura saatlerinde kadar da sahura kadar seans yapar. uyumuyor insanlar. Zaten bunu yapıyorken bakın uyumamak için de bir sebep. Gel burada seanslarımızı izle. Evet. Atölyelerimize katıl. Normalde ben akşam atölyelerini kısaltırım. 12 çok geçirmemeye çalışırım ama hep saat 1 gibi biter sorulardan dolayı. Bu sefer şeylerde çok kısmayacağız yani. Biraz uzatacağız ki sahura kadar oturmak isteyenler rahat rahat şey olsun. Soruları mesela uzatabiliriz. Rahat rahat soru cevap saatleri Of, yapabileceğiz. müthiş, Tamam. müthiş. Evet. Harika hocam. Top dolu bir maraton bizi bekliyor. 14. maraton evrim geçiriyor bence her maraton. Sizin zaten değeriniz müthiş. O anlamda söylemiyorum hocam. Ama her yeni maraton kadını olsun, her yeni katılan kişiler olsun, enerjiler olsun çok böyle değişik ve güzel şey. Hele ki sizin bu sürprizlerinizi şimdi açıkladığınız sürprizlerle beraber tadına doyulmaz bir maraton daha yaşayacağız inşallah. Evet, maraton kadınları diye bir kavram başladı. Hatta bunu da isim babası diyeyim Leyla Özen'dir. Evet. Buradan alabilir misin kendisine? Leyla hocam buradaydı. Hemen davet ediyorum. Leyla hocam, Gerçi hadi bize gelin. maraton kadınları bir anlatsın. Evet. Leyla hocam çok özlemiştim. O çalışmalarından dolayı çok yoğun falan hiçbir araya gelemedik. Geçen gün tekamülde böyle üst üste. Oh, Leyla hocamı da doydum. Şimdi de yayında inşallah. Evet, maratonda aynı çalışmalara takılıp kalmayı çok sevmiyoruz. Mesela bir tanesine katılan, sonrakine katılmayıp sonra bir daha gelen bambaşka bir şey bulsun istiyoruz. Ama ilk günkü verim dediğimizde bozmamaya çalışıyoruz. Hani hep böyle aslında ilk günkü kadar sağlam, güzel, verimli ama kendi içinde de ve sürekli kendini geliştiren bir yapısı olsun niyetindeyiz. Ona çok dikkat ediyoruz. Koordinatörlerimiz sevgili Sinem ve Berna bu konuda çok titizlikle çalışıyorlar. Programı oluştururken hangi çalışma hangisinden önce olmalı, sonra olmalı, hangisini yaparken bir sonrakinde daha faydalı oluruz sırası çok önemli oluyor mesela. Evet. Katılımcıları, hocaların sıralarını belirlerken bile bu çok önemli. Mesela işte Aylin'in sırası ile Bilge'nin sırası mesela hangisi daha önce olursa toplam olarak daha faydalı olur. Aynen. Bunu düşünmek bile bayağı bir enerji oluşturuyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz sevgili koordinatörlerimize, Berna'ya, Koordinatörlerim Sinem'e. harika Çok çok çalışıyorlar. çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Kattığınız değer müthiş. Ve böyle olunca da hocam her maratonda öğrenilenlerle yeni bir derleme oluyor. Yeni bir yeniden programlama oluyor. Çok çok keyifli. Maraton kadınları
rozeti. Oo, süper. Çok güzel bir fikir. Bence de. Gül hocam zaten demiş ki isim hakkını alalım hocam maraton kadınlarının. Evet. Afrik mi maraton mu aldık da maraton kadınları alalım. Evet, mantıklı. Çok mantıklı çünkü hocam burada kadınları desteklediğiniz ve gördüğünüz çok önemli bir yer var. Ve bunu yaparken anneliğin, annenin önemini de ortaya koyuyorsunuz. Ve toplam olarak kadınları böyle annelik ya da o rahmaniyet enerjisi boyutuyla desteklediğiniz için çok daha fazla getirisi oluyor. Çünkü çocuk o kadının çocuklarını yetiştirecek, ailesini kuracak. Ve toplum böylelikle çok çok daha iyi bir duruma geleceği için Aynen. bütün kadınlar adına size teşekkür ediyorum. Kadınlara Sağ olan bu desteğinizden görevimiz dolayı. bu görevimiz bunu fark ettirmek zorundayız. Bu sadece benim değil. Benim bunu anlattığım herkes duyup susarsa olmaz. O da başkasına söyleyecek. Yani pardon. Bu işte Emre Hocam bilgisidir deyip alıp saklamak değil. Yaymak lazım. O zaman kıymetli olacak. Evet hocam. Evet, nasıl kaydolabilir soruları var. Evet, Berna Talin Hanım nasıl kaydolabiliriz demiş. numarasını yazsak, şey yapsak. Hemen yazayım. Ben yazabilirim hemen ya da şey yapabiliriz. FDM platformu sitemizin web linkini paylaşayım. Sevgili Berna burada zaten. Hemen o da paylaşabilir. Ben de hemen tutturabilirim. Şimdi web sitemizi yazdım. Onu başa tutturayım. fdmplatformu.com üzerinden bütün çalışmaların linklerine ulaşabilirsiniz. Bilgilerini alabilirsiniz sevgili dostlar. fdmplatformu.com FDM platformunun resmi web sitesi adresi. Aynı zamanda Berna'nın numarası da hemen aşağıda. Onu da şimdi başa tutturuyorum. Berna Demir bizim koordinatörümüz, baş koordinatörümüz. Kendisini arayarak da program hakkında hemen yerlerinizi ayırabilirsiniz. Evet. Özellikle bu anne olmakla alakalı aktardığımız bilgiler, sezaryenle doğum yapmak, doğum esnasındaki o yanlış doğuma giderken ki yapılan hatalar, hamile kalıyorsun, hamileliğin kalmanın sebebi olmak zorunda ki çocuk hayatında varlığını tanımlayabilmeli. İşte ikinci haftadaki o limbik sistemin ilk uyandığı anda merhaba anne ya da merhaba dünya diye bir sesleniştir, gizli bir haykırıştır. Ona bir doğru cevapla işte gel seni bekliyorum çocuğum diyebilen bir anne nerede? Ya hay Allah, neyse, yine bir çocuk, yine mi hamileyim diye bir anne nerede? Hiç haberi olmayan bir kadının, bir annenin durumu nerede? Dolayısıyla Tabii. çocuk kendi varlığını işte oradaki sistemler tam oturduğu zaman anlayabiliyor. Anne bağı, özellikle anne bağı bir kişinin, insanın var olabilmesini sağlıyor. Çok kişi görüyoruz yani sürekli. Yavuz Bey, maratonun bir aylık toplam ücreti 620 TL. İşte 10 atölye ve 100 küsür seans var içinde. Toplamın hepsi bunun 620 TL. Şaşırılacak bir ücret gibi gelmiş Evet. olabilir Yani çünkü özellikle bu bunu işte ev kadınlarımızın mutfak masraflarından arttırabilerek katılabilecekleri bir şey oluşturmaya çalışıyoruz ki bu çalışmalar bir tanesi bile çok şeyi kıymetli ve pahalılar aslında. Daha ulaşılabilir halde görmeleri için kendilerine bu hizmeti, bu hediyeyi versinler diye fiyatı böyle şey tutmaya çalışıyoruz. Evet, her geçenlerde şey hocam kadının yapınızı bu. bilinçlendiği bir toplum hiçbir zaman bir şey olmaz, sıkıntı yaşamaz. Ama kadının doğru yerde durmadığı her toplum yok olmaya mahkumdur. Çünkü kadın toplumun hafızasıdır. Rahim hafızasıdır demiştik. Çok teşekkürler hocam. Kadının önemini yeniden hatırlattığınız için. Bazen sizin programlarınıza erkekler katıldığı zaman kadınlar daha fazla olunca bir şaşırıyorlar. Ama sonra bakıyorlar ki buradaki kadın topluluğu
toplumun gerekliliği için aslında var. Başka bir şey için değil. Öyle Evet. olduğu için bunu keşfetmek, o gerekliliği yeniden anlamak, erkeğin kadına vereceği önemi yeniden keşfetmek. Çünkü kadının aslında hafıza olarak toplumu ne derece etkilediğini anlamak için buna sebebiyet verdiğiniz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu arada Teşekkürler. maratonda geçenlerde böyle bir sohbet oldu. Bizler tabii eğitmen olarak artık sizlerden eğitim alan öğrencileriniz olarak devam ettiğimiz için bir konuşma oldu. İşte alerjisi varmış fıstığa birinin çocuğunun. Ben de hemen doğum şeklini sordum hocam. Sezaryen olduğunu söyledi. Tabii bu benim için şaşırdığım bir bilgi değil. Fakat bu ve bu gibi yani katılacak herkesin çok değerli kendi sistemlerine ait konuları çözeceği ve neden hani ben bunu deneyimliyorumun karşılığını cevabını bulacağım müthiş çalışmaları bulacaktır. Evet. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Sendeki bu soruyu sormanın vermiş olduğu şey de benim keyfim işte. Bu giderek yükselen bir Hayır zevk hocam. hali Sayenizde. bu. Çok güzel eğitim Estağfurullah. programlarınızda yani mütevazı olmayın lütfen hocam. Ben de olamayacağım. Sizin öğrenciniz olmamayı da seçiyorum açıkçası. Hakikat gerçek sanılmasın diye. Çünkü çok güzel bir eğitimden geçiyoruz. Bunun karşılığını en iyi şekilde vermeyi arzu ediyor sizin öğrenciniz olan kişiler. Layık olmaya çalışıyorlar bir yandan. Bir taraftan yardım etmek, bir taraftan meslek olarak bunun kalitesini arttırmak noktasında arzularımız oluyor. Bunlar için de, yani size ne kadar çok teşekkür etsem şimdi yayında az kalır hocam. Estağfurullah. Ben Evet, dinledim tabii. maraton ne dediniz? Pardon, söyleyeceğim. Yazılanları okumaya çalışıyorum. Evet, Gönül çok güzel yazmış Gönül Hocamız. Bütün kadınların katılması gereken bir program kesinlikle. Değer biçilemez. Evet yani gerçekten değer biçilemez. Paha biçilemez. Hani işte bazı şeylerin pahası yoktur gerçekten. Karşılığında bir ücreti yoktur. Ama maratonda gerçekten çok cüzdeli bir rakamla çok geniş yelpazede paha biçilemez bilgilere ulaşıyoruz. Üstelik çok güvenli. Ve çok sevgi dolu bir ortamda bunu deneyimliyoruz. Bu müthiş bir ayrıcalık ve şans. Evet, yani Nasıl bu kadar şanslı oldum? belli sayıda kadın bir araya gelince illa kısır partisi yapmak zorunda değil. Değil. Kişisel olarak da gelişebilirler. Ruhsal olarak da birbirlerine Kardeş. ilaç olabilirler. Bunu gördüğümüz bir şey oluyor. Evet, kardeş gibi oluyor hocam. Elinden tutuyoruz. Sizin dediğiniz gibi hiç kimse geride kalmıyor. Herkes bir başka diğer arkadaşın elinden tutup o neredeyse çıkartıyor ya da çok ileri gidenler varsa onları da yine görüyoruz ve onlar da yine yani bu çok güzel bir denge işte. Ne olursa olsun bir dengede buluşacağımız bir noktadayız. Evet. Öfkeler çıkıyor, sevinçler çıkıyor. Bazen kavga ediyoruz. Ondan Evet. sonra bir fark ediyoruz ki, aa, bu ben kendime olan öfkem ya da işte bir bakıyoruz ki babama olan öfkemi orada çıkartıyorum falan. Bunu fark ettiğimiz anki karşımızdakinin de bunu anlayışa hazır olması gerçekten muhteşem şeyler, anlar Evet. yaşadığımız şeyler. Bu süreçlerde önemli değişimler yaşıyoruz. Bunları çünkü sizin dediğiniz gibi o anları değerli kılarak yapıyoruz. Bazen belki moralimiz bozuluyor, üzülüyoruz bir çalışma sonrasında bir anlık ama. Sonra bir bakıyoruz ki aa ya benim gerçekten bu konuda direncim varmış diyoruz mesela. Ben bunu çok yaşadım örneğin yani kişisel olarak. Sonra bunu kendi sorumluluğunu almaya başladığında bir bakıyorsun bir sonraki maratonda bambaşka bir sen olarak o çalışmaya artık katılıyorsun. Önceki o blokajlı sen gitmiş. Yani maratonlarda bir de bunu da gözlemleyebilir sevgili katılımcılar. Kendilerinin Özellikle nasıl değiştiklerini. içsel çocuk çalışmasındaki zihin navigasyonunda bir çizimler yapıyoruz. O çizimler bize o kadar çok şey anlatıyor ki. Evet. Leyla hocam gelmiş herhalde. Ha, Leyla hocam buradasınız değil mi? Hemen sizi Evet. alıyorum. Her şey döner. Değil mi? Öyle Her şey döner. Sap döner, keser döner. söyleyeyim.
Leyla hocam şimdi size davet göndermiş. Siz de bana ay süper hoş Leyla'cığım geldin Leyla hocam. çağırdım. Merlin Moro gelmiş. Evet. Yine o eşsiz güzelliği ve o eşsiz sesiyle hoş geldin sevgili hocam. En büyüğü de o güzel kalbinle hoş geldin. Benim için en değerlisi. Hoş buldum, hoş buldum. Ve evet, kadınları dediğiniz anda buradaydım ama biraz geç olmuş. Maraton kadınları deyince bir tanım yapma ihtiyacı hissettik. Bundan güzel isim babası, isim sahibi, isim babası değil özür dilerim. İsim sahibi tanımlasın dedik. O yüzden davet ettik. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de o maraton kadınlarından biri olarak söylüyorum. Öncülük yapıyorsam ne mutlu bana. Çünkü o heybemde doldurduğum bütün bilgileri nerede aktarabileceğim, nerede kendimi tam olarak ifade edebileceğim, yargılanmayacağım dediğim noktayı bulduğumda siz de kavuşturdu Rabbim beni. O yüzden maraton benim için çok kıymetli hocam. Ve benle beraber birçok kadın arkadaşlarımın da aynı şekilde olduğuna inandığım için söylüyorum. Hep o kadar çok heybeleri var ki ama o yetersizlik, değersizlikle alakalı durum ve duygularını o kadar çok içselleştirmişler ki ben kendimden başlayarak söylüyorum. Ama öyle olmadığını fark ettiğim anda dünya değişiyor ve genişliyor ve sen bana bir üstadım Emre Ziyaret'in olarak söylüyorum. Sen dersen hocam şey yapmayın. Çok güzel bir şey fark ettirdiniz. Çok teşekkür ederim. Bir ben var, benden içerideki bölümümü o kadar güzel hissettirdiniz. Ağlıyor musunuz Leyla Hocam? Ben ağlayacağım çünkü galiba. Yok, şimdi diyeyim. Ondan sonra sıra karışıyor. Geçen sefer maratonun ilk günü ağlaya ağlaya içimiz çıktı. Nasıl bitireceğimizi bilemedik. Bir de buraya bilgiyi çağıralım. O da uyum sağlarım. Sırayla. Maratonun son günü ağlamayacak. Yani çok gerçekten o değersizlik ve yetersizlik duyguları Leyla Hocam'ın dediği gibi yani bir defa gönüllü olduğumuzu görmeye değil mi? Ne kadar büyük değişimler oluyor. Ama sizin çok güzel bir şeyiniz var ya hocam. Her şeye rağmen muazzam bir matematiğin eşittirden sonraki halisin dediğiniz şey var ya. Evet. Ne olursa olsun annen istememiş olabilir. Baban müsait olmamış olabilir. Her şey olabilir. Cihazı bağlandı. Rabbin ol dedi ve sen oldun dedin ya. Dediğiniz evet. Sistem. Çok kıymetliydi. Evet. Beni istememiş olabilir. Babam hazır olmamış olabilir. Ama yaradan ol dedi ve ben oldum. Bu yüzden bile çok kıymetliyim ya. Bu yüzden çok kıymetliyim. Bunu fark etmek için gerçekten o zihin mekanı, o rebirthing dediğimiz nefes aldığım anda ki sen de çok yani nefes üstadı olarak seni addediyorum ailenim. Biliyorsun ki. Teşekkür ederim. Yaradan oldu ve sen oldun, nefes aldın. Geldi. Çok kıymetli. O maraton kadınları da çok kıymetli. Çünkü onlar da kendi içlerinde var olmak için sadece kendi güçlerini ortaya koymak için yargısız bir alanda ne yapabilirim, ne olabilir dedikleri alanda evren ve sistem öyle güzel çalışırdı ki maratonu bağlandı ki. Evet, bağlantı kesilmedi, güçleniyor. Koptu gitti valla. Eski benle bağlantı kesildi, şimdi yeni biz.
Bir de FDM platformunun en güzel şansı, yani Emre hocamızın bize sunduğu bu platformun en büyük fırsatı, kendimizi ne kadar geliştirdikçe görebiliyoruz, test edebiliyoruz. Sevgili hocalarımız kendilerini bütün eğitimleriyle ortaya koyuyorlar, bütün seanslarıyla ve yeni gelen maraton katılımcıları arasından da bu alanda gelişim yapmış olan kişiler de, belki zaten öyle çok değerli katılımcılarımız var. Emre hocamın eğitimine çok değerli kişiler katılıyor. Ve hepsi için müthiş bir şans ve platformda hazır olmuş oluyor. Maratonlarla yine bunu sağlamış oluyoruz sevgili Leyla hocam. Maraton kadınları ya, her geçen gün artıyor. Aynen öyle. Ve neysen olsun zaten. Ne arıyorsan olsun aslında diyor ya Mevlana. Aşk arıyorsan aşksın. Huzur arıyorsan huzursun, parayı arıyorsan parasın dediği noktada neyi arıyorsak oyuz. Evet. Ben kendimi arıyorum dediğim noktada maratonlarla buluştum. Ve benim gibi çok yapan arkadaşları bunu olduğunu düşünüyorum. Neysen olsun. Neysen olsun. Neysen olsun. Bir de baktığın benim gördüğüm sensin demiş Hazreti Mevlana, değil mi? Evet. Gördüğün sensin. Baktığın benim, gördüğün sensin. Gördüğüm sensin. Yani o anda neye ihtiyacın varsa onu görüyorsun. Ben Leyla'ya baktığımda müthiş bir şey görüyorum. Ama bir başkası Leyla'ya baktığında başka bir şey görüyor. Ben büyük bir kalp görüyorum. Başkası başka bir şey görüyor. Aynısı benim Emre Hoca için de geçerli. Dolayısıyla bunları da anlıyoruz işte bu maraton programlarında ya. Müthiş bir şans. Yani ben nerede, hangi kancaları kendime takmışım ki ön yargılarla yaşıyorum? Ya da fark edemediğim hangi kör noktalarım var? Tuğba Kazıkçı hocamızın kör seanslarına gidiyor aklım. Oradaki keşiflerimizi görüyoruz. Aynen, aynen öyle. Evet. Ya kaosun ve şifaya dönüştüğü muhteşem bir şey. Alan yani. Anlatılmıyor hocam. Gerçekten anlatamıyoruz ya. Bak, bir yerde kalıyorsun ya. Gel ya. Gel. Şöyle, bir de ben konuşmayı çok seviyorum bu konuda. Bir düzen ve kaos var. Şimdi eril prensip olarak güneş böyle, ay dişi prensip olarak kaostu. Düzen ve kaos var. Şimdi güneş ne kadar güçlü olursa olsun ayın bir tarafı kırılsa kalır ve o yüzden o kaos vardır. Yaşam vardır orada. İşte o yüzden kör seanslarda yaşam var hocam. Evet. Aynen öyle. Peki. Zaten öğrenmek de bir kaosla gerçekleşiyor. Neyse bizim sohbetimiz şimdi bitmez. Öğrenmek de bir kaosla olan bir süreç. Özelde buluşalım, hadi devam edelim. Hocam evet, sizlerle peki sohbet etmek çok keyifli, çok zevkli. Leyla hocam geldiğiniz için, teşrif ettiğin için diyeceğim çok ağır olacak ama geldiğin için teşekkür ederim. Seni görmek çok güzel. Zaten başka bir şey değil. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Dinleyen, izleyen arkadaşlarım zaten büyük çoğunluğuyla zaten yolumuz kesişmiş. Şöyle baktım. Yeni dinleyen varsa maratonları bekliyoruz. Yani evet, kapımız açık. Hak edişi olan gelsin. Aynen. Hak edişi olan, kalbi açık olan herkes gelsin. Değişik. Şimdi dönüşümü isteyen herkesi bekliyoruz diyorum ben de. Sevgiler, iyi geceler, iyi akşamlar. Kapattım.